Burada Khan Akademi'nin örnek uzayların alt kümelerini tanımlama alıştırmasından bir görüntü görüyorsunuz. Küme ve alt küme konusuna iyice alışmak için bunu kullanarak birkaç örnek yapmak istiyorum. Ve işte soru geliyor. Harry Potter, Ollivanders asa dükkanındaymış ve asalar büyücülerini seçtikleri için Harry'nin seçim yapmak için düşünmesine gerek yok öyle değil mi? Harry olası sonuçları değerlendirmek istiyor ve bunu yaparken asa seçim işleminin rastgele olduğunu düşünüyor. Asalar meşe, kara ağaç, akça ağaç ya da çam ağacından olabiliyormuş ve uçlarında da zümrüdü anka tüyü, tek boynuz saçı, ejderha pulu, kuzgun tüyü ya da kanatlı iskelet atın kuyruğu olabiliyormuş. Güzel. Olası sonuçların örnek uzayına göre aşağıdaki durumlardan hangisinin olasılığı daha yüksektir diyor. Burada bir tablo var. Dört değişik ağacı burada listelemişler her ağaç seçimi içinde zümrüdü anka tüyü, tek boynuz saçı, ejderha pulu, kuzgun tüyü ya da kanatlı iskelet atın kuyruğundan birini seçebiliyorsunuz. Evet, 4 değişik ağaç ve 5 değişik malzemeden 20 değişik asa elde edebiliyoruz. Değil mi? Soru da söylemiyorlar. Söyleseler de iyi olurdu ama tüm bunların olasılığının eşit olduğunu varsayıyorum. Peki, soruya dönersek hangisinin olasılığı daha yüksektir? Her iyi seçen asa meşe veya tek boynuz saçından yapılmış olacak. Bakalım bu durum sonuçların kaç tanesi için geçerli? Meşe buradaki 5 asa da var. Meşe veya tek boynuz saçı istediklerine göre bu 5 asa ve buradaki 4 asa işimize yarayacak, değil mi? Bu değneği daha önce meşe olarak saydığımız için bir daha saymıyorum ama kara ağaç tek boynuz saçı, akça ağaç tek boynuz saçı ve çam tek boynuz saçı olan asaları sayacağım. Yani bu 5 ve bu 3 asa kısacası 20 sonucun 8'i. Tüm sonuçların olasılığı da eşitse 8 bölü 20'lik bir olasılıktan bahsediyoruz. Bu da 4 bölü 10'a ya da %40'a eşit. Evet, şimdi de ikinci seçeneğe bakalım. Her iyi seçen A'sa meşe ve tek boynuz saçından yapılmış olacak. Hmm, dikkat, meşe ve tek boynuz saçı. 20 sonuçtan sadece 1'i olduğu için birinci seçeneğin gerçekleşme ihtimali daha yüksek. Hatta birinci seçenek bu sonucu ve bundan farklı 7 sonucu daha içeriyor. Tekrar ediyorum, birinci, ikinciyi ve ikinciden farklı 7 sonuç daha içerdiği için daha yüksek bir olasılığa sahip. Harika. Haydi birkaç alıştırma daha yapalım. Evet, arkadaşınızla ateş, su sünger oynuyormuşsunuz. Değişik bir oyun. Ben hiç oynamadım ama bana taş kağıt makası hatırlattı. Video oyunlarından önce işte böyle komik isimli oyunlar vardı ama çok güzeldi. Neyse oyunumuza geri dönelim. Bu oyunda her oyuncu ateş, su ve süngerden birini seçiyormuş. İki oyuncu aynı anda seçimlerini söylüyor ve buna göre kazanan belirleniyormuş. Evet aynı taş kağıt makasa benziyor. Ateş süngeri yakıyor ve kazanıyor. Sünger suyu içine çekiyor ve kazanıyor, su da ateşi söndürüyor ve kazanıyor. Evet evet mantıklı. İki oyuncu aynı şeyi seçerse beraberlik oluyormuş. Oyunun olası tüm sonuçları aşağıda listelenmiştir. 1, 3, 4, 5, 7 ve 8. sonuçları örnek uzayın alt kümesi olarak seçersek, bu alt kümeyi en iyi şekilde tanımlayan seçenek hangisi olur diyor. Haydi sonuçlara bakalım. Evet, 9 farklı sonuç var. Neden? Çünkü yapacağınız her farklı seçim için ki 3 farklı seçim yapabilirsiniz. Arkadaşınız da 3 farklı seçim yapabilir. 3 kere 3, 9 eder. Değil mi? 1, 3, 4, 5, 7 ve 8. sonuçlar kırmızıyla yazılmış. Bakalım bu sonuçların ortak noktası neymiş? Birinci sonuç, siz ateşi Arkadaşınız suyu seçiyor. Kim kazanır? Arkadaşınız. Üçüncü sonuç, siz ateş arkadaşınız süngeri seçerse siz kazanırsınız. Dördüncü de siz suyu arkadaşınız ateşi seçiyor. Beşinci de su ve sünger. Yedinci de sünger ve su ve sekizinci de sünger ve ateş var mı? Hmm, belirgin bir durum yok. Peki, bir de seçeneklere bakalım şimdi. Alt küme arkadaşınızın kazanamadığı tüm sonuçlardan oluşmuştur. Arkadaşınızın kazanamadığı sonuçlar doğru değil. Bakın birincisinde su ateşi söndürüyor ve arkadaşınız kazanıyor, değil mi? Evet bunu seçmeyeceğiz diğer alt küme arkadaşınızın kazandığı ya da berabere olan tüm sonuçlardan oluşmuştur. Bakalım bu da yanlış. Çünkü üçüncü sonuçta siz kazanıyorsunuz. Evet arkadaşınız kazanamaz çünkü ateş süngeri yakar. Üçüncü seçenek alt kümemiz sizin kazandığınız ya da berabere olan tüm sonuçlardan oluşmuştur. Az önce söyledik birinci sonuçta siz kazanmıyorsunuz arkadaşınız kazanıyor değil mi? Çünkü ateş suyu söndürüyor. Peki son seçeneğe de bakalım. Alt kümemiz beraberlik olmayan tüm sonuçlardan oluşmuştur. Hmm. İşte bu ilginç. İkinci sonuç berabere. Altıncıda da beraberdik. Var dokuzuncuda da beraberdik. Zaten berabere sonuçlanacak üç durum olabilir değil mi? Ya ateş ateş ya su su ya da sünger sünger ve kırmızıyla yazılmamış olan seçenekler de bunlar. Diğer sonuçlarda birisi kazanıyor. 1 3 4 5 7 ve 8. sonuçlar. O halde bunu seçmemiz gerekiyor. Bu arada bir de yeni oyun öğrenmiş oldunuz.